Tarih 17 Kasım 2005. İtalyan tribün tarihinin en eski taraftar grubu kabul edilen ve 1968 yılında kurulan Fossa dei Leoni'nin kendini feshettiği ve kale arkasından çekildiği haberi sadece İtalya'da değil tüm Avrupa'daki tribün gruplarına flash haber olarak ulaşıyor. Adını Milan'ın eski antrenman tesislerinden alan ve San Siro'da Inter'le oynadıkları derbiler, Juventus maçları ve Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptıkları muhteşem koreografilerle duyuran taraftar grubu Fossa dei Leoni'nin 15 kişiden oluşan yönetimi, tribünde 5000 faal üyesi olan 37 yıllık taraftar grubunun stadyumlardan çekildiğini açıklıyor. Kararın sonrasında sadece Milan değil, tüm İtalyan taraftar gruplarında kulisler Fossa'nın kendi kendini imha nedenini tartışmaya başlıyor. Fossa dei Leoni 24 saat sonra yaptığı açıklamada konunun tarihi pankartın kaptırılmasıyla direkt alakalı olmadığını açıklıyor. Peki nedir bu tarihi pankart ve Fossa dei Leoni pankartını kimler ele geçiriyor? Filmi biraz geriye saralım. Tarih 29 Ekim 2005. San Siro'ya 9 maçta 9 galibiyetle gelen Juventus'u durduracak tek takım elbette ki Milan. Karşılaşma öncesinde yoğun tezahüratla ortaya çıkan iki siyah beyaz pankart bütün stadı dalgalandırıyor. Fossa dei Leoni grubu, Juventus'un Milano'daki taraftar grubu Viking Milano'ya ait iki pankartı "Sancağınızı kaptık" özünde bir tezahüratla karşı kaledeki Juventuslulara sallıyor. Nice görkemli koreografiye sahne olan San Siro'da zorlu 90 dakika öncesinde Milan 1-0 önde başlıyor sanki maça. Sahaya dönersek, namağlup rakibini ezen Milan sahadan 3-1 galip ayrılıyor. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Giochi pieni di mali. 30 Ekim 2005 Milano. Juventus taraftar grubu Viking Milano internet sitesinden tüm taraftar gruplarına bir duyuru yayınlıyor. Pankartı kaptırmanın bir nevi sancağın kaptırılması görüldüğü ultras dünyasında bunun bedeli grubu feshetmek. Viking pankartların bir hafta önce gittikleri Lecce deplasmanı öncesinde Milano'da hareket yerinde unutulan pankartlar olduğunu ve Fossa'nın bunları bir şekilde bulduğunun iddiasında bulunuyor ve rakiplerini 3 gün içinde pankartları geri vermeye davet ediyor. Pankart geri gelmiyor. Bunun üzerine 72 saat sonra bir fotoğraf internette yayılmaya başlıyor. Fossa dei Leoni'nin efsane kabul edilen ve grubun gözü gibi koruduğu pankartın Viking üyelerinin elinde bir fotoğraf karesinde ölümsüzleştirildiği ortaya çıkıyor. Juventuslu Viking Milano grubu pankartı nasıl, nerede ele geçirdiğini elbette ki söylemiyor. İstedikleri tek bir şey var. Fossa dei Leoni'nin gereğini yapması. Her hafta perşembe akşamları Milano'da bir mekanda toplanan Fossa dei Leoni'nin liderleri son toplantılarında 37 yıllık grubun tribünlerden çekildiğini açıklıyor. Ancak kararın sadece pankartla alakalı olmadığını söylüyor, fakat nedenlerini bir türlü açık olarak duyurmuyorlar. Fossa dei Leoni'nin İtalya'daki diğer taraftar gruplarının ultras hareketi kapsamında endüstriyel futbola karşı birlik olma çabalarına destek vermediği için kara listeye alınmasına bağlayanlar olsa da, görünen o ki Fossa dei Leoni üyeleri yazılı olmayan kuralların, raconların kurbanı oluyor. Sancağını kaptırırsan bitersin. Fossa dei Leoni ile ilgili onca iddianın, onca tartışmanın içinde belki de en güzelini ezeli rakip Inter'in bir taraftarı söylüyor. 25 yıldır sizden nefret ediyorum. Fakat şimdiden özledim sizi. San Siro'da tezahüratlarınızı duymadığım bir derbi nasıl olur bilmiyorum. Bildiğim derbiler artık eskisi gibi olmayacak. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare.